eşek gibi anırıyorsunuz. Geçin yerlerinize. Sen de geçsene yerine paspal şey. Şu kılığına, kıyafetine bak. Saygısız, geç hadi. Açın kitaplarınızı, çalışın. Hadi. İşiniz gücünüz gırgır şamata. Hadi diyorum. Ya Selim. Sonra Petek. Oğlum süperdi ya. Emre. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Ne yaptığını sanıyorsun? Öğretmenim affedersiniz, görüp oynuyordum. Görmüyor muyum? Kör müyüm ben? Aklınız fikriniz hep haylazlıkta. Mühür Hanım, oyun oynamak haylazlık mı? Bunların ailecek dinlesin. Zil çaldı. Hadi doğru sınıflarınıza. Hadi. Biraz ders düşünseniz ölmezsiniz. Hadi. Şimdi var bir arzum, evlenmektir kararım. Lakin münasip bir eş nereden bulayım? İşte bir bayan pek mini mini. Acep söylesem sever mi beni? Mazmazel bana verir misin elini? Al efendim, bu 50.000 sensin sahibi. Bu ne cıvıklık? Bu ne terbiyesizlik böyle ha? Kız gibi kırıtmaya utanmıyor musunuz? Yok hocam, ben taklit yapıyordum. Taklitmiş. Müdür hanım, arkadaşımın kulağını bırakır mısınız? Çocuk değiliz biz artık, ayıp oluyor. Sen onun avukatı mısın ha? Evet, avukatıyım. Terbiyesizler sizi. Dersten çıkınca ikiniz de odama geleceksiniz. Ya bu böyle olmayacak. Neba çok ileri gitti. Ya ne bu ya? Gülmek yasak, oyun yasak, her şey yasak. Hapishane mi burası? Hepimize çok kötü davranıyor. Yürüyün arkadaşlar. Petek, nereye? Dersini çaldı Petek. Aha. Gelin dedim. Petek, nereye gidiyor bu? Müdür hanım. Eğitimin ve öğretimin çocukların ve gençlerin canını yakarak değil de sevgi ve şefkatle olması gerektiğini size hatırlatmak istiyoruz. Koca koca adamlarız. Arkadaşlarımızın önünde gururumuzu kırmanız hoş mu yani? Ayrıca bu yaptığınız insan haklarına da aykırı. Ama çocuklar... Bizi biraz sevmeyi, anlamayı denerseniz sizin istediğiniz gibi notlarımız da düzelir belki. Ama... Bize sürekli kızıyor. Hiçbir şeye izin vermiyorsunuz. Siz çocukları sevmeyen birisiniz. O zaman neden öğretmenlik yapıyorsunuz? Sizin yüzünüzden okula gelmek istemiyoruz. Ya bizi ve işinizi sevin ya da bu işi bırakın. Biraz kendinizi onların yerine koymayı deneyin. Kendini onların yerine koy. İyi günler Nebahat Hanım. Öğleden sonra dersim yok. İzninizi isteyecektim. Özel bir sorunum var da. Hay hay, neden olmasın? İyi, teşekkürler. Belgin Hanım. Buyurun. Sizin gençlerle aranız maşallah çok iyi. Acaba bunun bir sırrı var mı? Yoo. Sadece onlarla vakit geçirmeye, onları anlamaya, beğenilerini ve zevklerini benimsemeye çalışıyorum, o kadar. Peki ufaklıklar? Onlarla iş daha da kolay. Oyun oynamak yeterli. Ha. En kolay iletişim biçimi, en kolay arkadaş olma biçimi bu onlarla. Teşekkürler. Rica ederim.